bu önceden planlanan, hazırlanan ve seçim gününü bekleyen planlanmış bir müdahale. Yani şu, bir şekilde geçmişte kayyum atayarak bölgede insanlarımızın seçme hakkına müdahale edildi, seçilenin seçilme hakkına müdahale edildi. Bu defa daha farklı hukuk eliyle, yargı eliyle yeni bir müdahale tarzıyla karşı karşıyayız. Peki nasıl bir karar? Tamamen bize göre az evvel yaptığımız açıklama değerlendirmelerde de hukuksuz bir karar. Neden hukuksuz bir karar? Abdullah Zeydan, Sayın Zeydan bir yıl önce memnun haklarını iade kararını alıyor. Aynı mahkeme karar veriyor, gerekli bir şekilde karar tebliğe çıkıyor, kesinleşiyor. Ama ne hikmetse bir yıl sonra Adalet Bakanlığı'nın ilgili dairesinin istemi üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerden önceki son iş gününün son saatlerinde aynı mahkemeye müracaatta bulunuyor. Bulunabilir. Sorun değil. Teknik hukuk bilgisi açısından değerlendiriyorum. Bütün o siyasi sahipleri bir tarafa bırakalım. Planı, programı bir tarafa bırakalım. İyi de kesinleşmiş bir kararı mahkeme nasıl geri alabilir? Hususuz bir kesinleşme varsa kaldırabilir. Kaldırdıktan sonra yeni bir karar ihtas edemez. Daha önceki kararına yönelik eğer Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bir itiraz verse bu dosyayı Yargıtay'a gönderir. Ama seçimden önceki iş gününde bütün mahkeme heyeti yeniden bir karar için bir araya geliyor. 2 saat içerisinde bir karar veriliyor. Karar hemen sisteme işleniyor ve Sayın Zeydan'ın adli sicil kaydına da işleniyor. Bu niye işaret? Birileri bunun üzerinden, bu çalışma üzerinden Sayın Zeydan'ın başkanlığına müdahale etmeyi düşünüyor. Ama biz buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu yaşanan sürecin tamamı hukuksuz bir süreç. Bir mahkeme kendi kararını yargı denetiminden, yani kanun yolu denetimi dediğimiz Yargıtay denetiminden geçmeden kaldıramaz. Çünkü kararın içerisinde kararın Yargıtay denetimine tabi olduğu belirtiliyor. Burada birileri son resmi iş saati içerisinde bir girişimde bulunuyor. Maalesef dün itibariyle Van İl Seçim Kurulu'nda Diyarbakır 5 Ağır Ceza Mahkemesi'nden dosyayı talep etmesi, kararları talep etmesi aslında önceden hazırlanan bir senaryonun uygulandığını bize gösteriyor. Neden? Çünkü yapılan bandan yapılan itiraz, eğer bu dosya istiyorsanız bu konuya vakıf olanlar tarafından yapılmış bir itiraz. Yani neyi söylemeye çalışıyorum? Birbirinden haberdar, planlı ve itirazın niteliğine de baktığımız zaman bunun üzerinden Van halkının iradesine bir müdahale girişimi var. Van İl Seçim Kurulu'nun bu itirazları reddetmesi, hukuki anlamda seçim kanunu açısından reddetmesi gerekiyor. Dilerim böyle bir durum yaşanmaz. Bölge 2 seçim dönemidir. Maalesef kayyumlarla yönetiliyor. Bir şekilde seçmenlerin sandığa giderek tercih ettiği, seçtiği kişiler kentleri yönetemiyor. Ama bu şekilde, yani bu şekilde ülke demokrasisine az da olsa işleyen demokrasisine ciddi bir müdahale. Hep şunu söyleriz. Seçme, seçilme hakkı. Yani sandıktan gelenin sandıktan görevi bırakması. Ama maalesef Türkiye'de son yıllarda genel anlamdaki hukuksuzluklar, siyasi alandaki bu tür müdahaleler artık sıradanlaşıyor. Ancak bunların sıradanlaşmasına izin vermememiz lazım. Yargının buna asla alet olmaması da gerekiyor. Öncelikle Türkiye'deki iktidar partisine bir çağrım var. Yani ana muhalefet partisine bir çağrım var. Son seçimlere göre başarı elde eden siyasi partilere çağrım var. Bu ve benzeri müdahalelere karşı öncelikle kendilerinin bir tutum alması gerekiyor. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi son seçimde ciddi bir oy alarak birçok kente belediye başkanlığını kazandı. Bu duruma ilk müdahale etmesi gereken siyasi partilerin başına Cumhuriyet Halk Partisi de geliyor. Neden? Eğer bugün bu hukuksuzluklara ses çıkarmazsak ülkede bu hukuksuzlukların yangınlaşmasına vesile olmuş oluruz. Sebep olmuş oluruz. Bu anlamda herkesin kendisini ülkede politik anlamda, siyasal aranda bulunan herkesin bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarması gerekiyor.